Şu an Haydi bizi duyuyor başlattım. musunuz? Sizin sesiniz geliyor şu anda. Ben de kaydı başlattım. Toplantımız kaydediliyor. Geçebiliriz. Tamamdır. Herkese ilk öncelikle merhabalar. Katılımınız için teşekkür ederiz. Ben kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Kendimizi tanıtalım. Daha sonra ürünümüzle alakalı tanıtıma geçmek istiyoruz. Ben Abdullah Engin Çağlayan, Marince Bilişim Anonim Şirketi'nde Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Takım Liderliği yapıyorum. Aynı zamanda Mavinci Aleti Ürünü'nün Türkiye Ürün Yöneticisi olarak bu süreçte görev alıyorum. Yaklaşık 2 yıldır siber güvenlik üzerinde faaliyet gösteren Mavinci Bilişim, yakın zamanda anlaşmış olduğu Mavinci Aleti Ürünü ile alakalı Türkiye pazarına siber dağıtım anonim şirketiyle birlikte giriş yapmış bulunuyoruz. Ürünümüz Türkiye'de yeni bir ürün olarak girdik. Bu şekilde devam edeceğiz. Hocam sen tanıt istersen. Herkese merhaba. Ben Alperen Özkul. Ben de Mavinci Bilişim'de 3 yıldır IT ve siber güvenlik uzmanı olarak çalışıyorum. Yine Mavinci HRP ürününü Engin Hocam'la birlikte Türkiye'ye kazandırmak amacındayız. Bu kapsamda da siber dağıtımla yaptığımız işbirliği sonucu ürünü pazara sunmuş bulunmaktayız. İsterseniz başlayalım. Bir sunum hazırladık sizler için. Bu sunum içerisinde ilk önce sizlere kendimizi tanıtmak istiyoruz. Çok özür dilerim. Biz kimiz aslında? Biz siber güvenlik alanında yapay zeka destekli bir savunma sistemi üreten Wedge Networks'ün Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki receiver görevini üstlendik. Bahsettiğimiz Mavinci ARP ürünü menşei Kanada olan bir ürün. Yapmış olduğumuz OEM anlaşmasıyla ürünün ismini ve telif haklarını Türkiye için bizler almış bulunmaktayız. Ve bu yılbaşı itibariyle de siber dağıtım anonim şirketiyle Türkiye distribütörlük anlaşması sağlayarak ürünün Türkiye'de tek yetkili satıcısı olan Siber Dağıtım'la bu ürünü piyasaya sunmuş bulunmaktayız. Kısacası Wedge Networks'ten bahsetmek istiyorum sizlere. Wedge Networks 2002 yılında Kanada'da kurulan ve 2008 yılından bugüne kadar sadece siber güvenlik üzerine yenilikçi bir teknoloji anlayışıyla ürün üreten bir siber güvenlik firması ve şu an 22 ülkede milyonlarca kullanıcıyı korumakta. Amaçladığı müşterilerin yeni ağının yeni ve kötü niyetli bir siber tehdide karşı etkili bir savunmaya sahip olması ve bunun etkin ve yüksek performanslı ölçeklenebilir ve MSP için hani gelişmiş bir tehdit önlemi yazılımını sunması için aslında odaklanmış bir ürün. Bizler Mavinci Bilişim olarak 2012 yılında ulusal ve uluslar alanda fark yaratmak amacıyla kurulmuş bir Arge, savunma sanayi Arge şirketiyiz. Bugüne kadar özgün, kritik, milli ve yetenek geliştiren Mavinci, siber güvenlik, savunma, bilişim, endüstriyel uygulama alanlarında fark oluşturmakta. Sağ yansıda gördüğünüz sağ taraftaki alanlarımız bugün siber güvenlik, savunma, nükleer güvenlik, inovasyon ve endüstri alanlarında yüksek ölçekli projeler sunmakta. Hızlı büyüme ivmesiyle 2020 yılında İngiltere'de kurduğu Mavinci UK ile Avrupa pazarına giriş yapmıştır. Siber dağıtımdan da aslında sunumuzdan bahsettik. Ancak sizler zaten biliyorsunuz. Siber dağıtım firması da yaklaşık 18 yıllık bir deneyime sahip ve alanda uzmanlarla birlikte siber güvenlik dünyasından oluşan yetenekli ürünleri doğrudan müşterilere ulaştırmak için kurulmuş etkin bir şirket. Ve biz de şu an bu distribütörlük anlaşmasıyla birlikte mutlu olduğumuzu iletebiliriz. Burada Mavinci ARP nedir?
Mavinci Halep'e ne tür yeteneklere sahiptir? Aslında bu ürünlerden, bu konulardan bahsedeceğiz. Ben burada sözü devralayım. Evet, webinarımızın konusu Mavinci Halep. Temamız da yeni nesil siber saldırılar, yeni nesil savunma gerektirir. Bu anlamda Mavinci Halep unique, yani eşsiz bir ürün olarak Türkiye'ye girdi. Mavinci Halep'in sahip olduğu Absolute Real Time Protection, yani mutlak gerçek zamanlı koruma serisiyle işletmeleri ve servis sağlayıcıları gerçek zamanlı hat içi ağ güvenliği sağlayan bir donanım veya sanal cihaz olarak düşünebiliriz. Advanced Malware Blocker sayesinde mutlak gerçek zamanlı koruma yapan kötü amaçlı web trafiğine, web sitelerine, virüs kötü amaçlı yazılımlara erişmeyi ve bunlardan kurumunuzun etkilenmesini önleyen yapay zeka destekli kötü amaçlı yazılımdan koruma çözümü olarak ifade edebiliriz. Bu anlamda diğer ürünlerle karşılaştırıldığında başta da söylediğim gibi eşsiz bir ürün. Yani kurumların kullandığı firewall, sandbox, XDR, MDR gibi çözümlerin dışında kalan bir ürün. Ve Wage Networks de bu konuda bu ürünle birlikte Gartner'dan Cool Vendor ödülü almış bulunmaktadır. Mavinci ARP ürünü temelde iki bileşenden oluşmaktadır. Birincisi Mavinci IQ dediğimiz akıllı yönetim paneli. Bu akıllı yönetim paneli sayesinde güvenlik istihbaratı, tehdit analizi, rapor paneli, güvenlik durum yönetimi, olay yönetimi, politika yönetimi, hesap yönetimi, sistem ayarları ve sistem iyileştirme fonksiyonlarını yerine getirebiliriz. Mavinci OS tarafı ise yüksek performanslı, düşük gecikmeli bir ağ güvenliği işletim sistemi olarak düşünebiliriz. Hem derin paket denetimi hem derin içerik denetimi yapabilmektedir. Ve bu sayede HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, ICAP, SSL, TLS protokollerini tarayabilir. Ve Bridge, Router, Top modlarda kurarak da kurum Malware Analyzer ise Sandbox yaklaşımında, fakat bunu gerçek zamanlı ve müşteri tarafında hissedilmeyecek gecikmelerle size karşı oluşturulmuş tehditleri anlık olarak analiz edebilmenizi sağlar. Konumlandırmayı şu şekilde düşünebilirsiniz. İhtiyacınıza yönelik şekilde sanal veya donanım seçenekleri ile kurumunuzun network'üne uygun bir yapıda router, bridge, top modları sayesinde ağ yapınıza uygun şekilde konumlandırabilirsiniz. Genel itibariyle omurga, switch ve güvenlik duvarı arasına yerleştirdiğimiz sanal veya donanım cihazı üzerinden bu güvenlik sistemini sizlere sunabiliyoruz. Ayrıca güvenlik duvarı, SIEM gibi ürünlerle birlikte de entegre çalışabilir. Hat içi gerçek zamanlı koruma yeteneğini ve servislerini kullanabilmeniz için akan trafiğinizin Mavinci ARP üzerinden geçmesini tavsiye ediyoruz. Mavinci ARP'nin en önemli yeteneğine gelince, daha önce görülmemiş bilinmeyen zararlı yazılımlara, yeni geliştirilmiş zararlı yazılımlara, zero day ataklara, gelişmiş kalıcı tehditlere ve ransomware'lere karşı gerçek zamanlı eşsiz bir savunma yeteneği bulunmaktadır. Görselde gördüğümüz asimetrik web filtreleme, kötü amaçlı yazılım analizörü, Mavinci Advanced Malware Blocker ve SHO ürünlerini ayrı ayrı konumlandırarak ya da bir bütün halinde alarak kurumunuzu bahsettiğimiz bütün tehditlere karşı gerçek zamanlı koruyabilirsiniz. Burada gelen trafik Mavinci OS üzerinde bulunan derin içerik incelemesi, imza tabanlı anti-malware, sezgisel tabanlı anti-malware, yapay zeka arama motoru ve Malware Analyzer dediğimiz kötü amaçlı yazılım analizörü üzerinden geçer. Temiz veriyi buradan içeriye alırız ve engellediğimiz gelişmiş politika ve analitik kontrol yaptığımız Mavinci IQ üzerinde de bunları görüntüleyebilirsiniz.
gelişmiş kötü amaçlı yazılım engelleyici, genel itibariyle antivirüs, antimalware, ransomware, gelişmiş kalıcı tehdit dediğimiz Advanced Persistent Threat ve IDS IPS korumaları sağlar. Malware analizör, kötü amaçlı yazılımlara karşı yeni nesil sanal alan çözümüdür ve ilk defa görülmüş gelişmiş zararlı yazılımlara karşı performans ve etkinlik gösterir. Çoklu orkestrasyon ile bunu gerçek zamanlı yapar. Siber operasyon merkezleri için kullanıma uygundur. Tehdit istihbaratı yapar. Size derin görünürlük sunar. Ayrıca makine öğrenmesi ve statik ve davranışsal analizle desteklenir. Mavinci web filtreleme, piyasada bulunan web filtrelemelerin aksine asimetrik web filtreleme yapar ve bu da büyük ölçekli asimetrik ağ trafiğini karşılamasını sağlar. Yine kabul edilebilir bir web kullanımını kontrol etmenizi sağlar. Uygunluk gereksinimlerine uyumu kolaylaştırır ve kategorize edilmiş verilere karşı da dağıtılmış örnek yönetimi yapar. Bu sayede sizin kaynak gereksinimlerinizi %90'a kadar azaltabilir. Yine Mavinci SHO ürünümüz ile son zamanlarda artan uzaktan çalışmayla birlikte şirketlerin remote çalışan personeline gerçek zamanlı tehdit koruması, bilinmeyen tehdit koruması, merkezi bir şekilde güvenlik istihbaratı ve işlemlerini yapabildiğiniz, web filtreleme ve uygulama kontrolleri gerçekleştirebildiğiniz bir altyapı sağlar. Burada aslında ürün yeteklerini ele aldığımızda ürün paketlerimizden de aslında yola çıkmak istedik. Burada Mavinci Secure Edge, yani güvenli edge olarak ilk alternatif ürünümüz akıllı güvenli uç erişim hizmeti, yani SASE'yi temsil ediyoruz aslında. Tüm güvenlik yönetimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, uçtan uca, uçtan buluta, çekirdeğine kadar genişleyen en kapsamlı yerel ağ yönetim fonksiyonlarını ve bulut tarafından yöneten güvenlik hizmetlerini sağlıyor bu yetenek. Bu yetenekle beraber yani bulut tarafından yönetilen tam fonksiyonlu ağ yönetimi ve gerçek zamanlı tehdit önlemeyi mutlak gerçek zamanlı koruma platformuyla bu sorunları ele alıyoruz. Yani burada aslında bahsettiğimiz konu genel olarak bir tehdidi, bir virüsü anlık olarak, yani ürünün gerçek ismi mutlak gerçek zamanlı, yani real time'ın dışında anında karar vererek bunun daha çok verinin network seviyesinde son kullanıcıya ulaşmadan tamamen bloklamak veya dedek etmek üzerine konulanmış bir ürün. Yani ürünü düşündüğümüzde birçok yetenekler dışında, diğer üreticiler dışında yaptığımız en büyük çözüm aslında gelen tehdide anlık olarak gerçek zamanda bir karar verip bunun arkasında yapay zeka motoruyla beraber sezgisel ve davranışsal biçimiyle bu verinin içeriye girip tehdit oluşturabileceğini anlayabilerek bunu daha iyi seviyede koruyabilmek üzerine kurulmuştur aslında. Aynı zamanda bir de bizim Bulut Edge tarafımız var. Yani cloud müşterilerimiz için platformlarında bulunan, on-prem tarafından yönetilen veya doğrudan bulut üzerinden yönetilen müşterilerimizde bu platformun ağ güvenlik yönetim sistemi, bulut uç ağlarının yönetilmesi ve güvenceye alması için hayati bir önem katıyoruz aslında. Kurumsal işlemler, sunucular, IoT'ler, şubeler, parakende ve akıllı şehirler gibi hani karmaşık olan tüm uç noktalara kadar ağ bağlantı yönetim fonksiyonlarını gerçek zamanlı bulut tabanlı koruyabiliyoruz. Aynı zamanda kapsamlı yerel ağ yönetim işlemlerinden ve yönetilen güvenlik hizmetlerinden, bulut merkezlerinden sürekli genişleyen uç noktalarımıza kadar tüm bulut ağ uçlarımızın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak klinikleri sağlayan
Son teknoloji aslında güvenli erişim hizmet üstünlüğünü SaaS olarak sağlayabiliyoruz. Burada avantajlarımızdan bahsetmek istiyoruz size. Bu ürünün artı olarak bir güvenlik katmanı olarak düşünebilirsiniz. Ve biz bu ürünü konumlandırmasında son kullanıcıya herhangi bir şekilde agent yani ajan göndermiyoruz. Tamamen network seviyesinde bir güvenlik sağlıyoruz. Sadece son kullanıcıların HTTP trafiklerini analiz ve tarayabilmek için son kullanıcılarınıza kendi ürünümüzün üzerinde ürettiğimiz SSL sertifikalarımızı import ediyoruz. Ve bu sayede kullanıcılarımızın yani son kullanıcıların doğrudan internete HTTP üzerinden erişimlerinde güvenli bir bağlantı. SSL sertifikalarını Trusted Truth seviyesinde konumlandırıyoruz. Bu da bize inovasyon olarak neler kazandırıyor? Onu konuşabiliriz. Alperen Hocam'ın biraz önce bahsettiği gibi derin paket incelemesinin yanı sıra derin içerik incelemesi de yapıyoruz. Yani bu sayede gelen bir verinin paketsel olarak baktığımızdaki davranışıyla içerisindeki davranışını analiz ediyoruz. Ve bunun için arka tarafta milyarlarca veriyle öğretilmiş bir yapay zeka deri sinir ağı besliyoruz. Ve Mesh Networks'un geliştirmiş olduğu tamamen patentli bir Samsung Engine motoruyla da bunu besleyerek SOC timlerle beraber istihbaratçı faaliyetlerde gerçekleştirebiliyoruz. Burada gerçek zamanlı ve yüksek performans sağlayan Subsonic Engine motoru var. Bu sayede kullanıcı tarafında latency'leri hissetmeyecek ölçüde performans sağlıyoruz. Ayrıca Mavinci OS'in yaptığı güvenlik hizmetleri orkestrasyonuyla birlikte DPI-DCI Engine, imza tarama ve diğer taramaları paralel şekilde yaparak kaynak tüketimini de minimum seviyede tutup maksimum güvenlik sağlayabiliyoruz. Bu ürünlerle ilgili Engin Hocam'ın da bahsettiği gibi patenti Wedge Networks'te bulunan ve bu sayede de Gartner'dan ödül almış bir ürün olarak önümüze çıkmakta. Yine webinarımızın başında bahsettiğimiz yeni nesil siber tehditler yeni nesil savunma gerektirir sözünü doğrulayacak bir yaklaşım var burada. Biz yapay zeka üzerinden gelen tehdit vektörleri de günümüzde arttığı için savunma tarafında da yapay zekayı kullanan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktayız. Burada gerçek zamanlı tehdit önlemek amacıyla yapay sinir ağlarıyla birlikte makine öğrenmesini içinde bulunduran Malware Analyzer ve Silence yapay zeka motoruyla birlikte entegre edilmiş bir servis olarak yapay zeka sayesinde gerçek zamanlı tehdit önleme hizmetini sunabilmekteyiz. Bu da yeni geliştirilmiş kötü amaçlı yazılımlara karşı, Zero Day ataklara ve ransomware'lara karşı üstün bir güvenlik hizmeti olarak karşımıza çıkmakta. Abdullah Bey, Alperen Bey, Hüseyin Bey'in bir sorusu var. Evet, chat ekranından yazdı kendisi. Ürünlerinizin hedef kitlesi nedir? Bir soru daha. Mevcut kanun ve sertifikaların hangilerini karşılamaktadır? KVKK vesaire bu tür bir sorusu olmuş. Tabii ki cevaplayabiliriz. Aslında bizim ürünümüz her kesime hizmet edebilen küçük, orta ve büyük ölçekli müşterilere odaklanabiliyoruz. Örçeklenebilir bir yapıya sahip olduğumuz için ve üretici doğrudan biz olduğumuz için bu yeteneği tüm müşterilerimize hizmet olarak sunabiliyoruz. Aslında burada bahsetmemiz gerektiği bir konu daha var. Yani SCADA IoT teknolojileri üreten müşterilerimizle de yani kullanan müşterimizi de entegre olabiliyoruz. Aynı zamanda kamu kurumları da aslında bu ürünü kullanabilir. İnternet servis sağlayıcıları bu ürünü kullanabilir. Bulut hizmeti verebilen veri merkezleri yani şey yapabilir, kullanabilir. Yani odak noktamız genelde bu süreçler.
belgesel olarak bu ürünün, hani siber güvenlik ürünlerinin belgelendirme süreçleri daha farklı ilerliyor. Burada KVKK'ya ve GDPR'a uyumlu muyuz, nasıl uyumlu muyuz diye sorarsanız, biz hiçbir şekilde hiçbir verinizi cloud ortamında paylaşmıyoruz. Yani ne yurt dışı ne yurt içerisinde oluşan hiçbir trafiğiniz tamamen sizin ortamlarınızda kalıyor. Hani KVKK ve GDPR'a takılma konusunda aklınızda bir soru işareti kalmasın istiyorum. Ama bu ürünün sertifikasyon konusu aslında sunumun ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Ve performans testlerini de göreceğiz. Dilerseniz orada Hüseyin Bey'in cevabı daha net anlaşılır olur diye düşünüyorum. Aslında biz de sunumumuzda tam Hüseyin Hocam'ın sorduğu kısma gelmiştik. Ürünümüzün en büyük avantajlarından birisi de esneklik. Esnekliğe geçtiğimiz zaman müşteri ihtiyacına göre sanalda veya donanım çözümü olarak sunabildiğimiz için üzerinden network'ün aktığı bütün yerlere ölçeklendirebilir, müşteri ihtiyacına göre ölçeklendirebilir bir şekilde ürünümüzü konumlandırabiliyoruz. Müşteri ihtiyacına göre bu bandwidth büyüklüklerine göre de lisanslama seçeneklerimiz bulunmakta. Müşteri eğer siber güvenlik konusunda elinde bulunan firewall ve diğer ürünlerle birlikte siber güvenliği tam anlamıyla sağlayamadığını düşündüğünde, ileri seviye bir siber güvenlik sistemi talep ettiğinde doğru ürün olarak Mavinci ARP'yi önerebiliriz. Ki günümüzde de atak yüzeyi çok arttı. Artık siber tehditler ve siber tehdit aktörleri ve vektörleri çok büyümekte. Gelişmiş kalıcı tehditlerden, ransomware'lerden, zero day ataklardan şirketlerin büyük kayıpları olabiliyor. Bu tarz vektörlere karşı gerçek zamanlı koruma yapabildiğimiz için müşteri kitlemiz bu tarz tehditlere uğrayabileceğini düşünen herkese hitap ediyoruz aslında. Burada bu şeyi de bahsetmek isteriz. Sanal bulut ve donanım olarak sunduğumuz ürünlerimizde yansıda gördüğünüz gibi donanımda sol altta bulunan donanım cihazımız Türkiye'de Mavinci firması tesislerinde üretiliyor. Tamamen Türk mühendislerin ürettiği yerli bir ürün. Sağ tarafta bulunan diğer üreticiler ise şu anki üreticimiz Rage Networks'un Avrupa ve Asya'da çalıştığı büyük ölçekli firmalar. Bunun içerisinde SMC, HP, Nexcom, Advanced gibi birçok dünya üreticisiyle de aynı zamanda donanımı üretiyoruz. Biz burada yaklaşımımız Türkiye'de donanımı da üretebiliyor olmaktı. Ve bu ürünü Türkiye'de kurguladık ve ürettik. Aynı zamanda bu ürünün şu an yurt dışı ihracatını da aynı zamanda Mavinci bilişim olarak sağlayabiliyoruz. Evet. Hüseyin Bey'in soruları var aslında daha. Güzel de sorular soruyor. Kendisine evet. Teşekkür aslında ediyoruz. Aslında isterseniz şey yapalım mı Sevgi Hanım? Çok özür dilerim. Sunumun sonunda soru kısmımız var zaten. Orada Hı-hı. soru almak istiyorduk. Dilerseniz soruları sunumun sonuna bırakalım. Orada bütün sorularımızı cevaplayalım. Yani bu şekilde de yapabiliriz. Sanıyorum hani konu açılınca hemen sıcağı sıcağına sormak istedi katılımcılarımız. Tabii ki nasıl istedin? Hüseyin Bey'in son soruları var. Bir de Ertuğrul Bey yazmış. Bence bunları bir cevaplayalım. Sonrasında akışa göre ilerleriz, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. İstersen farkımızla birlikte Hüseyin Bey'in diğer sorusuna da cevap vermiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi Hüseyin Bey, antivirüs ve firewall kullanan COBİ'lerde bunların yerine bizim ürün önerilebilir mi diye sormuş. Şimdi güvenlik duvarları kötü amaçlı yazılım gibi içerik tabanlı tehditleri algılamak ve engellemek için tasarlanmamıştır. Bunun yanı sıra endpoint tarafında da o kısımda network tarafında size bir koruma sağlamaz. Biz bu ikisiyle birlikte de kullanılabiliriz. Müşteri ihtiyacına göre bunları sağlayacağımız, müşterinin ihtiyacı bulunan servislere göre bunları sağlayacağımız bir yapıda da müşteri ortamına kurulum yapabiliriz. Ama dediğim gibi burada bulunan farklı teknolojiler, yani geleneksel firewall'lar, yeni nesil güvenlik duvarları baktığınız zaman derin paket içi incelemesi yapabilmekte.
Fakat biz burada derin içerik incelemesi yaptığımız için oradan ayrışıyoruz. Endpoint tarafına baktığımızda client'lara kurduğumuz bir agent'ımız yok. Orada bir kaynak yönetimi tarafında zaten öne çıkıyoruz. Kaynakları minimumda kullanmaya çalışıyoruz. Ve endpoint'te kurulan agent'lar network seviyesinde koruma yapmadığından biz o tarafta yine bu iki ürüne nazaran gelişmiş kalıcı tehditlere, ransomware'lara ve zero day ataklara fokuslandığımız bir advanced malware blocker tarafımız var. Bununla da öne çıkıyoruz. Burada şunu da bahsetmek gerekiyor. Hüseyin Hocam'ın bir önceki sorularında da şu var. Biz ürünümüzü siber güvenlik savunma sistemi olarak sunuyoruz. Yani buradaki kastımız şudur. Biz bir firewall değiliz. Biz bir endpoint security de değiliz. Biz bir siber savunma sistemiyiz. Bu da nasıl oluyor? Neden bu konuda ayrışıyoruz? Bizim ürünümüzde firewall'un yeteneklerindeki işte network management kısmı olsun, işte NAT görevleri olsun, WAN görevleri olsun gibi yetenekler bizim ürünümüzde yok. Bu yüzden firewall değiliz. Endpoint'te Alperen Hocam'ın dediği gibi son kullanıcıya herhangi bir agent göndermediğimiz için oradaki kaynağı kullanmamak istediğimiz üzerine endpoint tarafında da bir güvenlik hizmeti sağlamıyoruz. Bizim doğrudan amacımız şu anki hasta gördüğümüz firewall ve backbone switch'in arasında oturarak gelen ve giden tehdidi doğrudan analiz ederek engelleyebilmek. Bu ürünü gelen ve giden zafiyetler olarak da düşünebilirsiniz. Amacımız gelen bir zararlı yazılım firewall'u geçtikten sonra son kullanıcıya ulaşmadan engelleyebilmek, son kullanıcıdan oluşan bir zafiyeti de globale, yani internete çıkmadan önce, yine firewall'a gelmeden önce bloklayabilmek. Başka sorumuz var mı? Ertuğrul Bey, davranış algoritmasından bahsedebilir misiniz diye sormuş. Diğer UTM'lerde bahsi geçen tüm özellikler mevcut ve hatta farklı teknolojiler de mevcut. Burada fark yaratan şey nedir? Burada yani davranışsal algoritmalar şu. Normalde davranışsal algoritmalar bildiğiniz üzere bazı pick-up'lar üzerine geliyor. Ama bizim arka tarafta bulunduğumuz Subsonic Engine motoruyla ve arka tarafta Silence'ın AI motorlarıyla yapay zekada davranışın yanı sıra bir de sezgisel bir tarama gerçekleştiriyoruz ve bir derin yapay zeka sinir ağı bulunuyor ürün üzerinde. Bunu da şu şekilde örneklendirebiliriz. Bir silah düşünün ve bu silahın parçalanarak havalimanına girmesini sağlıyoruz. Yani bir parça birden farklı X-ray'den geçerek içeriye giriyor ve bütünleştiğinde bir silah haline geliyor. Bu seviyede X-ray'ler ve metal detektörler bu ürünün analizini yapamıyor ve geçiriyor. Biz ne yapıyoruz? Ayrı ayrı geçen her parçayı içeride davranışsal ve sezgisel anlamda bağladığımızda bir silah olarak, tehdit olarak görerek bunu bloklayabiliyoruz. Ama bizi fark yaratan aslında yapay zeka sinir ağı olması ve sürekli otomatikleştirilmiş ve sürekli öğrenme yapısıyla devam eden, hiç bilinmemiş zararlı yazılımlara karşı odaklanmış bir yetenek aslında. Yani UTM'lerden ayrıldığımız en büyük nokta bu. Ve bizim yaptığımız analizler mutlak gerçek zamanlı. Yani kullanıcıya bu süreci hissettirmeden tarayıp, hissettirmeden gönderebiliyoruz. Tabii ki küçük bir latency olabiliyor ama bunu dediğimiz gibi algılanamaz bir gecikmeyle sizlere sunuyoruz. Umarım. Burada diğer UTM'lerde bir de statik davranışsal algoritmaları kullanılıyor. Biz bunu gerçek zamanlı ve dinamik algoritmalarla besleyerek de yaptığımız için orada da biraz ayrışıyoruz. Sandbox'ta en büyük farkımız da bunlara verdiğimiz response süreleri. Bu response süreleri birazdan da testlerde, test sonuçlarında göreceğiz. Sizin ağınıza bulaştıktan sonra Sandbox'ın bunu detect etmiş olması aslında sizin ağınızın tam anlamıyla yönetimli ya da korunmasını
sağlamış olmuyor. Biz burada bunu gerçek zamanlı yaptığımız için ayrışıyoruz Sandbox'a. Hüseyin Bey şey yazmış. Ben ürünü ek güvenlik ürünü olarak tanımlayabileceğimizi düşünüyorum demiş. Çok doğru demişsiniz Hüseyin Bey. Katılıyoruz. Biz şunu demiyoruz. Firewall'unuzu veya endpoint'iniz ya da XDR'ınızı, MDR'ınızı çıkartın, bizi konulandırın demiyoruz. Benim şöyle bir mottom var. Güvenlik hiçbir zaman kapatılamayacak bir kapıdır. Biz hiçbir zaman hani başka bir ürünün daha iyisiyiz demiyoruz. Bizim çünkü odaklandığımız nokta tamamen farklı bir nokta. Hiç bilinmemiş zararlı zero-day ataklara karşı yapay zeka destekli bir yetenekle sunuyoruz. Bu yeteneğimizi de Gartner'da 2016 yılında aldığımız Unique bazdaki ödülle de tescilliyoruz aslında. Bizi lütfen hani başka bir ürünü müşterinizden alıp bizi konulandırmayı düşünmeyin. Ha, biz burada daha çok şunu da önemsiyoruz. Kritik veri işleyen tesisler, fabrikalar ya da kamu kurumları, belediyeler ya da daha farklı. Yani kişisel veri de bizim için bir kritik veridir ama hani üretim reçeteleri olsun ya da daha farklı gizli veri işleyen, istihbaratı faaliyet verisi işleyen kişilere bunu sunabiliriz. Evet, devam edebiliriz. Tamam, sunmaya devam ediyorum. Başka soru yok gördüğüm kadarıyla. Ertuğrul Bey, sen baktın mı aynı şekilde davranıyor mu? Teşekkür ederim. Aynen, tamamdır. Devam edelim. Lütfen sorunuz oldukça chat üzerinden iletin. Memnuniyetle cevap vermek isteriz. Burada pardon, çok özür dilerim. Bir soru vardı ama kaçırdık mı acaba? Kullanıcı mevcut network'ten çıktıktan sonra ajansız nasıl koruyor? İbrahim Bey sormuş. Yani biraz önce bahsettiğimiz üzere sunuya geri dönmek isterim o zaman. Kullanıcı network seviyesinde hangi protokolde çıkarsa çıksın, günün sonunda switch üzerinden firewall kullanıyorsa veya modem kullanıyorsa ya da herhangi bir router kullanıyorsa global'e çıkarken biz network seviyesindeki yeteneğimizi kullanmak için ağ trafiğini üzerimizden geçiriyoruz. Yani backbone'dan çıkan trafik firewall'a gelmeden önce ya da router'a gelmeden önce bizim üzerimizden geçiyor. Bu sayede bahsettiğimiz HTTP, FTP, SMTP gibi, POP3 gibi, INET gibi, IKEP gibi topolojilerden, protokollerden yarattığımız politikalarla beraber hangi alanda IDS, IPS mi, gelişmiş kötü amaçlı yazılım mı, web filtreleme mi, hangi amaçla gitmek istediğinde bu seviyede engelliyoruz. Engin Hocam'ın bahsettiği gibi biz network tarafında bir koruma sağlıyoruz. Fakat kullanıcımız network'ten ayırdığında cihazı SHO ürünümüzle tekrar internete, Mavinci ARP üzerinden internet servisini aldığı bir çözümümüz var. Onunla internete bağlanmasını sağlayarak o şekilde bir koruma sağlayabiliriz. Fakat eğer SHO'yu almıyorsa, müşterimiz kullanmıyorsa o tarafta müşteri tarafındaki bilgisayar network'ten çıktıktan sonra internete bağlanırsa biz dediğimiz gibi network üzerinde bir koruma sağladığımız için o cihaz bizden çıkmış oluyor artık. Evet, burada Hüseyin Bey şey sormuş, cihaz üzerinde IDS, IPS var mıdır? Evet var. IDS, IPS de tabii ki imzalı bir savunma yapmamız için şart olan bir konu. IDS, IPS de bu ürün üzerinde gerçekleştiriyoruz. Biraz önce sunumda bahsettiğimiz gibi ağ yapınıza uygun şekildeki modlarımız mevcut. Burada router mod kurabilirsiniz, bridge mod kurabilirsiniz, top mod kurabilirsiniz, HI mod kurabilirsiniz, load balance kurabilirsiniz ve ürünün ölçeklenebilir bir yapısına sahip olduğu için ürün 100 megabitten başlayıp 40 gigabite kadar bandwidth olan bir network'te konumlandırarak bu hizmeti sağlayabiliriz. İbrahim Bey'in sorusu az önce SHO ile birlikte cevap almış oldu herhalde. Aynen. Fakat dediğimiz gibi bir şekilde bağlandığı network'te bizim ürünlerimizden
birini kullanıyor olması gerekir. Eğer şirket dışında bilgisayarını kullanırsa SHO'ya yönlendirip o şekilde internete çıkabilir. Şirkette kullanırken zaten şirket network'ünü kullanacağından bizim üzerimizden akan trafiği gerçek zamanlı bir şekilde taramış oluruz. Buradaki performansımızdan bahsetmek istiyoruz. Bu performanstan kastımız da bu ürünü Avrupa'da ve Türkiye'deki test hizmeti veren firmalarda gerçekleştirdiğimiz sonuçları sizinle paylaşmak istedik. Burada Cyberflood'un yapmış olduğu bir test mevcut. Burada yeni ve önceden bilinen kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem etkinliğinin test edilmesi ve verim performansını aslında ele alarak bir test yapıldı. Bu testten biz malware, yani kötü amaçlı yazılımlarda %100 oranında blokladık. Ve bunu 1 gigabitlik bir sürdürülebilir cihaz üzerinde 4 gigabitlik bir verim testi üzerinde gerçekleştirdik. Ama tabii ki şunu diyoruz, aşağıda yansıdı gözüktüğü gibi, yani Mavinci ABB birçok testi %100 engelleme sağlamıştır ama %100 korumak hiçbir zaman beklenmemelidir. Yani bu bizim yeteneğimizin iyi olduğunu gösteriyor aslında ama tabii ki %100 koruma hiçbir üreticinin dünya üzerinde savunduğu bir konu değil. Bu yüzden neden bu sonuç %100 olamıyor? Çünkü kötü amaçlı yazılımlardaki değişikliklere göre süreç ilerliyor. Bu yüzden %100 koruma sağlayamıyoruz hiçbir şekilde. Türkiye'de de bildiğiniz üzere Picos firmasıyla bir çalışma sağladık. Kendileri Ankara merkezli bir firma. Biz de Ankara merkezli bir firmayız. Kendileriyle bu ürünün güvenlik testlerinden geçirilmesini istediğimizde sol tarafta gördüğünüz birçok modül üzerinden test edildi. Burada malware'ler, web security gateway'ler, kritik altyapı testlerinden tutun da birçok kötü amaçlı yazılımın saldırısına uğrattığımızda sağ taraftaki ortalama skorumuzu göreceksiniz. Burada %95 oranında bir başarı elde ettik. Bu başarı aslında global ölçekte tanınan birçok üreticiyle de aynı seviyede, hatta birçok üreticinin de üstünde aldığımız bir başarı oranıydı. Ve Picos tarafından tebrik aldık aslında bu ürünün yeteneğiyle. Çünkü birçok üreticinin üstünde olduğumuzu göstermiş olduk. Başta da bahsettiğimiz gibi Wage Networks bu ürünü üreterek dünya çapındaki birçok otoriteden de aslında ödül aldı. Ürünü diğer siber güvenlik ürünleriyle karşılaştırmıyoruz. Cool Vendor ödülünü alırken Gartner'ın verdiği kategori de zaten inovatif ürün kategorisini unique, eşsiz bir ürün olarak nitelendiriyor. Yine Info Security'den yıllar boyunca ödüller alındı. Bu kapsamda da otoritelerden alınan bu ödüllerle dünya üzerinde 22 ülkede şu an hala hazırda kullanılan bir ürün. Biz de bu ürünü siber dağıtımla birlikte Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Dünya üzerindeki kullanılan büyük ölçekli şirketlerden bazıları burada. Mitsubishi Motors'tan tutun da Kanada hükümetine kadar StarHub, Bell, Airtel gibi teknoloji şirketleri yine ürünü yıllardır kullanmakta. Tabii ki bu referanslarımızdan bazıları. Bir de oraya koyamadığımız referanslar var. Çünkü bazı şirketler gizlilik prosedürleri gereği bunu paylaşmamızı istemiyorlar. Birazdan lisanslama konusuna da gelelim. Sunumun sonundayız sanırsam. Burada da dünyaca ünlü network otoriteleri tarafından bu ürün hakkındaki yorumları görebilirsiniz. Gartner'ın, Metro Ethernet Forum'un, Silence'ın, PGL'in ürün hakkında gerçekten eşsiz olduğuna dair yorumları bulunmakta. Şimdi sorularınıza devam edebiliriz. İbrahim Bey'in sorusu
Var. Aynen. Burada lisanslamadan bahsedersek, lisanslamamız network'ümüzdeki yani internet servis aracımızdan gelen bandwidth'e bağlı. Minimum 100 megabit bir tarama sağlayabildiğimiz için 100 megabit, 250, 500 megabit ve 1 gigabitlik ürünlerimiz bulunmakta. Lisanslama modelleri bu şekilde. Ancak tabii ki 1 gigabitte kalmıyor. Bu 10G ve 40G'ye kadar bu ürünün desteği bulunmaktadır. Hem sanal platformda hem donanım platformunda bu yetenekleri bu lisanslama modeliyle sunuyoruz. Donanımımızda da lisanslama modelimiz kullanmış olduğunuz donanımın bir seferlik bir ödemeye mahsus ve diğer yazılım lisansı ise aylık lisanslama modeliyle çalışıyoruz. Diğer müşterilerimize de yıllık lisanslama sağlıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Lisanslama konusunda bir kullanıcı sınırımız yok. Yani 100 kullanıcı, 500 kullanıcı değil. Dediğimiz gibi network'ümüzün bandwidth'ine göre yani 100 megabitlik, 250 megabitlik seviyesinde kullanıyoruz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Branch office yani dağıtılmış bir ofis mimarisi olan müşterilerimiz içerisinde de tek ekranda hani Mavinci IQ, bir akıllı yönetim panelinden birçok uç noktadaki ofisinizi de IPsec veya SD-WAN teknolojisiyle doğrudan merkeze bağlayarak tek bir yönetim panelinden yönetimi sağlayabiliyoruz. Ve her tenant içinde ayrı ayrı kullanıcı yeteneklerimiz de var. Birazdan zaten sizlere ürünümüzün canlı ekranında açmış olacağız. Arkadaşlar hocam açacak birazdan. Loglama ve log hash var mıdır demiş Hüseyin Bey. Log record'umuz var. Bu anlık olarak istediğiniz tarihte, istediğiniz politikada size raporlama sunuyor ve gelen logları dediğiniz gibi hash ederek bunu analiz edebiliyorsunuz ve müşterimiz Malware Analyzer'ı opsiyon olarak satın aldığında da Malware Analyzer'la da gelen tehdidin hangi zafiyet koduyla geldiği, hangi ülkeden geldiği, hangi saatte geldiği, hangi IP üzerinden geldiğini gösteriyor. Ve zafiyetin örnek veriyorum bir Log4j ya da Log5j gibi zafiyetleri doğrudan size kaynağın hangi zafiyetten olduğunu söyleyerek sizin de o açıyı kapatmanızı sağlayabiliyor. Bu şekilde loglama sağlayabiliyoruz. Arşivleme mantığımız da mevcut içerisinde. İsterseniz ekranlardan devam edelim. Belki oradan da sorular gelecektir. Aynen. Evet, Mavinci IQ dediğimiz akıllı yönetim panelimiz. Şu an ürünümüzün ekran paneli bu şekilde. Mavinci IQ ve Mavinci OS'in oluşturduğu Mavinci ERP yani ARP üründen bahsettik. Bu ürünümüzün Mavinci IQ akıllı yönetim paneli. Buradan gelen tehditleri görebileceğiniz, politikalarınızı yaratabileceğiniz ve bunları raporlayabileceğiniz, yani tüm bileşenlerin olduğu yönetim paneli. Burada ekranda gördüğümüz üzere oluşan tehditleri bu şekilde kategorize ediyoruz. Bu kategorize de yapay zeka destekli antivirüsler veya virüsler gibi birçok tehdidi buradan
incelemek üzere bakabiliyorsunuz. Burada size ayrıntılı bir şekilde kaynağın ve hedefin nereden geldiği, hangi ülkeden geldiği, hangi hedeften geldiği size doğrudan bu şekilde geliyor. Ve hangi politikadan size doğru geldiğini geliyor. Aynı zamanda gelen bir olayı analiz etmek istediğinizde burada sizlerin kaynağın adresinden istek noktasına kadar bütün yetenekler size gelen analizi gösterebiliyor. Aynı zamanda akıllı yönetim paneli üzerinden 1000 tenant'a kadar da yönetim yapabilirsiniz. Yani merkez ofis ve branch ofisleri olan bir müşteriniz olduğunu düşünün. Bu sayede buraya onları ayrı tenantlar halinde tanımlayarak ya da aynı tenant altında farklı networkler olarak tanımlayarak akıllı yönetim paneli üzerinden bütün ekosisteminizi yönetebilirsiniz. Politikalarınızı burada oluşturup buradan raporlarınızı alıp bu raporlarınızı aynı şekilde analizlerle birlikte inceleyebilir. Bütün kurduğunuz bu yapıyı sistem işlemleri üzerinden de yönetebilirsiniz. Burada politika olarak 5 farklı politika girme seçeneğimiz var. Antivirüs anti-malware politikası, IDS IPS politikası, DLP politikası, URL detection politikası veya web filtreleme politikasını buradan girebilirsiniz. Müşterinizin ihtiyacı olan network'te ihtiyacı olan politikaya göre bir yapılandırma sağlayabilirsiniz. Network'lerinizi yine burada tanımladıktan sonra istediğiniz network'te istediğiniz politika kuralını oluşturabilirsiniz. Burada aslında şey yaptık Arkan Hocam. Bu ürünün bizim de en sevdiğimiz özelliklerinden bir tanesi Türkçe dil desteği olması. Güvenlik ürünlerinde bildiğiniz üzere birçok üründe Türkçe dil desteği maalesef yok. Birçok firewall üreticisinde. Biz Wish Networks'ta anlaşma imzaladığımız gün bu ürünün Türkçe dil desteğine sahip olmasına inandığımızı söyledik. Ve şu an aslında bilgi teknolojileri departmanının jargonuyla hazırlanmış. Yani doğrudan teknik bir İngilizce ile çevrilerek Türkçe dil desteğini de kazandırdık bu ürüne. 3 dil desteği mevcut. Çince, İngilizce ve Türkçe olarak hizmet verebiliyorsunuz. Hüseyin Bey'in yine soruları var. Girişte multi-factor authentication var mı? Şu an için yok. İhtiyaç duyulmadı. Çünkü tamamen kapalı bir platformda bulunduğumuz için şu an multi-factor authentication yok. Ama dilenirse ve istenirse tabii ki bu yeteneği de ürünümüze kazandırabiliriz. Human analiz mevcut mu? Response seçenekleri nelerdir? SMS arama. Alertlerle ilgili e-mail alert raporları e-mail üzerinden alarm olarak gönderebilirsiniz. Human analizden kastınız o mudur? İnsanları uyarma tarafındaki geliştirmelerden mi bahsediyorsunuz? Entegrasyon var mı? Şöyle, ürün Türkiye'de yeni olduğu için OSOM entegrasyonu şu an için gerçekleşmedi ama diğer güvenlik ürünlerimizde entegrasyonlarımız var. IBM Q-Radar gibi ve diğer Universal CM ürünleriyle entegre olabiliyoruz. Ama OSOM için şu an çalışmalar devam ediyor. Bizim de güncel sürecimizde var olan bir konu. Yakın zamanda OSOM'la da entegrasyonu imza tabanlı da sağlamış olacağız. Buradaki en büyük artılarımızdan birisi de Mavinci Wage Networks ilişkisinden dolayı bu müşteri kastimizasyonu, müşteri isteklerini hızlı bir şekilde geliştirebiliyor olmamız. İstersen devam edelim. Soru geldikçe şey yaparız. Burada tabii ki politikalarımızı oluşturduktan sonra tabii ki bazı trafikler, bazı adresleri istisna da tanımlayabiliyorsunuz.
Aynı zamanda birden fazla bir ağ varlığınız var ise her varlık için yani her villanız için ayrı ayrı politikalarda yönetebiliyorsunuz. Ve her villanlar veya her ağ varlığınızın dışında da ilke istisnası da yani politika istisnası da tanımlayabiliyorsunuz. Buradaki aslında her üreticide olduğu gibi biz de protokol noktalarını da yani portlarımızı da custom edebiliyoruz. Yani default'ta bilinen IMAP protokolleri, işte portları, FTP portlarını kullandığınız ağ varlığına göre de ekstra olarak ekleyerek sağlayabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum FTP'de 21 değil de 56 olabilir. 56'da buraya girerek o portunda, o protokolde taranmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu doğrudan müşterinin ağ varlığına bırakıyoruz. Biz de oradan ürünü default'ta default adreslerle getiriyoruz. SSL TLS'de dediğimiz gibi biz HTTP trafiğini tarayabilmek adına bir SSL sertifikası yaratıyoruz burada. Ve bu sertifikaları son kullanıcılarımız yani iş müşterilerimize konumlandırıyoruz. HTTP trafiklerinde herhangi bir zararlı linke ya da herhangi bir zararlı bir mail ekranına tıkladığında doğrudan tarayabilmesini sağlıyoruz. Tabii ki mail serverları on-prem mimaride çalışan müşterilerimiz içerisinde de mail serverdaki SMTP IMAP POP3 protokollerinde bu süreçte destekliyoruz ve tarayabiliyoruz. Hüseyin Bey'in bir sorusu var ilave. Kategorileşmeyen bir paket için Human Analyst'ten bahsetmiştim. Burada kategoriden bahsettiğiniz web filter sanırım ya da o tarz politikalarda tanımlanan kategoriler. Eğer öyleyse sizin spesifik oluşturabileceğiniz kurallarla da bu politikaları sağlayabilirsiniz. Yani aslında human analiz değil de user analiz yani kullanıcı anomalize trafiği mi tarıyorsunuz? Aslında onu mu sormak istediniz? Açıkçası orayı anlayamadık. Hani bir NAC mimarisiyle mi, Network Access Controller mimarisiyle mi soruyorsanız NAC analizi yapmıyoruz. Maalesef global sertifikaları kullanmıyoruz. Neden dersiniz? Biz gelen trafiği doğrulamak, gelen zararlı linki taramak için kendi sertifikamızı yapmak zorundayız. Bu sertifikayla tarayabiliyoruz. Ekstra bir sertifika maalesef import edemiyoruz. Çünkü hatta şu an Hüseyin Bey'in sorusunda da ekranda şu an zaten açık. Burada biz sertifikamızı burada yaratıyoruz. Burada yarattığımız sertifika üzerinden bir politika yaratmak zorundayız. Bu politika bizim ağ varlığımızı doğrudan tarıyor. Ve burada gördüğünüz üzere tüm protokollerin olduğu bir sertifika süreci. Ve bunu self-sign olarak imzaladığımız için bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Dashboard'a gelebilirsek ben orada bir şeylerden bahsetmek istedim. Şimdi bu gördüğünüz ikazlar, ekrandaki ikazlar bizim ortamlarımızda yapılmış test sonuçları aldığımız bloklama sonuçları. Ve bu test şu şekilde yapılıyor. Diğer güvenlik ürünlerini kullanıyorsunuz. Bizde de güvenlik duvarı var, endpointler var. Ve arada bizim kendi güvenlik politikalarımızı sağladığımız sistemler var. Bunlara ilaveten bu testi yaparken şöyle bir şey yapıyoruz. Mavinç ARP'yi devreden çıkarıyoruz. Testimizi başlatıyoruz. Ondan sonra oradaki sonuçları alıyoruz. Daha sonrasında Mavinç ARP'yi devreye alarak bir test yapıyoruz. Ve burada gördüğünüz etkinliklerin tamamını sadece Mavinç ARP'nin engelleyebildiğini gördük. Bu da şunu gösteriyor, yeni nesil güvenlik duvarları veya bizim bilgisayarlarımızda kullandığımız endpointler bir gelişmiş kalıcı tehdidin ya da ransomware tipi atakların, zero day atakların tanımlanmasında yetersiz kalıyor.
Bununla ilgili Engin Hocam da bahsetti. Log4j saldırısı çıktığında o kütüphaneden kaynaklı sorunlar yaşanmaya başladığında biz burada bu saldırıyı otomatik olarak hiçbir güncelleme ya da hiçbir değişiklik yapmadan, politika üzerinde dahi değişiklik yapmadan engelleyebildiğimizi gördük. Bu da size şunu sağlıyor. Kurumların siber güvenlik mühendisleri, siber güvenlik uzmanlarının inisiyatifine bırakmadan sizin kurumunuzu bu tarz yeni geliştirilen Zero Day ataklara karşı koruyabilmenizi sağlıyor. Yani imza güncellemelerini yapmayan ya da güvenlik politikalarını günümüzdeki saldırı tiplerine göre güncellemeyen yerlerde bu tarz bir ürünle yapay zeka sayesinde koruma sağlayabilirsiniz. O zaman devam edelim. Burada güvenli listelere URL'lerinizi ekleyebiliyorsunuz. Bazı bildiğimizde kategorize edilmiş web sitelerine bazen kızabiliyor. Bu noktada siz de kurumunuza özel URL'ler güvenli listesine ekleyerek o sitede oradan erişim sağlayabilirsiniz. Tabii ki güvendiğiniz siteler için söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda burada da snot kurallarını bahsedelim. Aferin hocam. Özel olarak da ID sahibiz kuralları da ekstra olarak bağlantı noktanızı sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki biz mesela buradaki özel ID sahibiz kurallarımızı biraz önce yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin hocam sormuştu. USOM entegrasyonlarında bu sayede bu tarafta gerçekleştiriyor olacağız. Ve bunun gibi birçok veri tabanı sağlayan, yani veri sağlayan noktada buradan bağlantı sağlayarak oradan da veri tabanınızı güncelleyebiliyorsunuz. Analizler kısmında aslında biraz önce de bir soru gelmişti. Loglarla alakalı yanlış hatırlamıyorsam. Yani tüm logları daha iyi analiz edebilmek noktasında burada onu göstermek. Burada hashlediğimizi de görebilir. O hashleme de sorulmuştu o sorunun. Evet, oraya da gelelim. Burada en önemli. Aslında daha detaylı logları günlük kayıtlar üzerinden buradan log okuyarak detaylı bir şekilde gelen trafiğin nasıl geldiğine ve herhangi bir zararlı bir noktaya ulaşıp ulaşmadığını bu günlük kayıtlardan tek tek analiz edebiliyorsunuz. Burada şeyden direkt atağın üzerinden görüntüleyebiliriz. Bunu şöyle yapalım. Direkt almalım. Kabir kanması olarak eşlediğini görebilirsiniz. Evet. Özen Bey'in bir sorusu var. Logları sysog.com'a gönderebiliyor muyuz? Burada yapacağımız bir entegrasyonla onu sağlayabiliriz sizler için. Normalde şu an için oluşturduğumuz bir rapor mimarisi mevcut. Normalde bunu SMTP üzerinden mail olarak gönderebiliyoruz. Ama sysog'larınızı doğrudan gönderebileceğimiz bir platformumuz mevcut. Dilerseniz istediğiniz sysog sunucularınızda raporları günlük, saatlik, dakikalık olarak da yönlendirebiliriz. Burada raporlamalarda da mesela rapor oluşturmak istediğinizde raporun başlığını, ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini planlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu size hangi saatlerde hangi kişilere gönderebileceğini de bu ekrandan girerek yapabiliyorsunuz. Ve bunun için isterseniz bir şablonu da yaratabilirsiniz. Kendinize özel spesifik bir rapor şablonu da sunuyor ürün sizlere. Ve aynı zamanda bu ürünün sürekli kendi tarafını denetleyen ve kendi sistemlerini görüntüleyebildiğiniz ekranlar da mevcut. Sistem sağlığımızı da takip edebiliyoruz. Ürünün tüm sisteminin sağlığını analiz edebilmek için buradan CPU kaynaklarını, RAM kaynaklarını, disk kaynaklarında anlık olarak bu
grafiklerden inceleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ürünü Zabbix entegrasyonu da sağlayabilirsiniz. Zabbix Agent'ı bu ürünün doğrudan kendi platformuna kurduğunuz zaman Zabbix'e de doğrudan Grafana gibi diğer monitörlük tool'larıyla da entegre olarak çalışabiliyor. Yani CMI zaten ekstra bu tür open source kullanan müşterilerimiz için de yapabiliyoruz. Ürünün ayrıca entegre olduğu arka tarafta IDS IPS motorları da mevcut. Az önceki ekranda da görmüşsünüzdür. Kaspersky ve Avira imzalarını direkt saatlik olarak ya da sizin yapılandırdığınız bir saat aralığıyla çekebiliyoruz. Bu sayede ürün size bütünleşik bir koruma sistemi sunabiliyor. Kaspersky ve Avira'yı o tarafta kullanıyoruz. Silence arama motorunu da yapay zeka tarafında kullanıyoruz. Aynı zamanda yönetim politikaların backup'ını yani yedeğini buradan alabiliyorsunuz ve tekrar import edebiliyorsunuz. Ve bunu isterseniz sürekli hale de getirebiliyorsunuz. Yani bir FTP server'ınızda aylık olarak bu konfigürasyonu backup olarak alabilirsiniz. Aynı zamanda standart bir sistem ayar menümüzde de saat tarih ayarını müşterimize girerek ve e-posta ayarlarını, uyarı süreçlerini, kimlere gönderileceğini biliyorsunuz. Lisanslarımız bu platformda giriliyor ve kullandığınız bir VM platformuysa ve aynı anda VM'in dışında bir donanım platformunda kullanıyorsanız tek bir merkezden lisanslayabiliyorsunuz. Sertifikalarımız dediğimiz gibi kendi üzerimize generate ediyoruz. Ve bu şekilde sertifikalarımızı da buradan yönetebiliyoruz. Sistem günlük yapılandırmayı da aynı şekilde buradan sistemlerinizde yönetebiliyorsunuz. Güncelleme, sizin doğrudan zaten güncelleme sunucularımızda doğrudan haberleştireceği için mevcut bir güncellemeyi buradan kolaylıkla, rahat bir şekilde upgrade edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Mavinci ERP'nin sunmuş olduğu Sandbox ve SOC timinin dışında kendi kullanmış olduğunuz Sandbox ve SOC time de buradan bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu da müşterimizin birçok noktasına dokunabiliyor. Yani özel bir Sandbox mirvaçta koyabilirsiniz. Bu içeriğine bahsedebiliriz. Mavinci olsun. Aslında bugüne kadar bahsettiğimiz tüm bu taramaların yönetimlerinin aslında yapıldığı bir işletim sistemi olarak düşünün. Tüm platform, tüm taramalar, tüm bloklamalar bu ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Tabii ki bu sistemleri yöneten uzmanlarımıza, mühendislerimize bu platformun herhangi bir işlem gerçekleştirmiyoruz. Tamamen tüm yönetim IQ üzerinde. Ama IQ herhangi bir şekilde down olduğunda ya da herhangi bir şekilde ulaşılamaz olduğunda bu Mavinci OS ekranından da müdahale edebiliyorsunuz. Ama ancak stabil çalışan bir sistemde doğrudan IQ üzerinden yönetimi yapılması gerekiyor. Burada da aynı şekilde biraz önce IQ'da gördüğünüz tüm ekranların olduğu, grafiklerin olduğu bir nokta. Tabii burada farklı noktalar da göreceksiniz. Nasıl göreceğiz? Burada bir sağlık taraması yaptığımız yapılandırmalarımızın doğru bir şekilde olup olmadığını ya da bir sorunla karşılaştığımızda, bir teknik destek istediğinizde sorun raporunu bize gönderebileceğimiz ya da o anki bir trafik anını kontrol edebileceğiniz, yani yakalayabileceğiniz bir yetenek. Ping atabileceğiniz ve MS Lookup atabileceğiniz, trace route yapabileceğiniz süreçler de burada bulunuyor. Yani teknik bir arıza olduğu zaman ya da ürünün herhangi bir noktada çalışmadığını anladığınız takdirde bu noktalardan da ürünün analizini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bizlere çağrı açtığınızda normalde Tier 1 seviyesi yani birinci seviye teknik desteği siber dağıtım firması vermekte. İkinci seviyede Mavinci Bilişim olarak bizleriz. Üçüncü seviyede de
Üreticimiz Wage Networks bulunmakta. Siz de normal bir çözülemez bir noktada siber dağıtımı çözemediği ve Mavinci'nin çözemediği kodsal ve yazılımsal bir arızada uzak destek platformunu açabileceğiniz bir nokta var burada. Bu oluşturduğunuz case numarasıyla beraber gireceğiniz e-postayla buradan bir uzak destek açıyorsunuz. Ve Wage Networks mühendisleri doğrudan ürüne erişerek hatanın nereden kaynaklandığını çözüp bu şekilde sizin ürününüzün hatalarını giderebiliyor. Ve daha sonra siz burada, kendisi zaten otomatik durduruyor ama siz de otomatik olarak buradan o uzak destek kısmını durdurabiliyorsunuz. Sistem tarafında yine bahsedeceğimiz şeyler vardır. Az önce de bahsettiğim gibi antivirüs, IDS, IPS, DLP, web filter politikalarını oluşturabiliyoruz. Fakat arkada bunları destekleyen farklı mekanizmalar mevcut. Burada servislerde de gördüğünüz gibi antivirüs tarafında Kaspersky ve Avira var. AI tarafında Wage Networks'un geliştirdiği patentli kısımlar dışında AI Science arama motoru var. Yine orada kötü amaçlı yazılım analiz aracı bulunmakta. Web filtreleme, uygulama kontrolü, DLP metin çıkarma, DPI koruması gibi politikalarla da IQ üzerinde yönettiğiniz politikaları ve servisleri besliyoruz arka tarafta. Burada şey de söylemek isteriz. DLP aslında birçok noktada telaffuz edildiğinde herkesin ihtiyacı olan bir süreç. Türkiye'de ve dünyada hatta neredeyse tam anlamıyla ilerlenememiş bir süreç. DLP konusunda biz de şu seviyede size söylemek isteriz. Biz bir DLP değiliz. DLP noktasında security anlamında belli keywordleri belli kategorilerde network seviyesinde engelleyebiliyoruz. Yani son kullanıcının USB'sine aktardığı veriye ya da paylaştığı herhangi bir içeriği biz doğrudan bloklayamıyoruz. Biz network seviyesinde belirlediğiniz politikalar ve bağlantı noktalarıyla birlikte analiz edebiliyoruz ve bu şekilde bloklayabiliyoruz. Onun dışında aklınızda farklı bir soru işareti, farklı bir konu belirlemesini istemiyorum. Diğer çünkü bizim son kullanıcıya dokunamadığımız bir nokta olduğu için diğer bir tarafında bu şekilde ilerliyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. DLP konusunu üreticimizde paylaştık. Yani biz de DLP tarafında ek bir ürün noktasında şu an çalışmalar devam ediliyor. Yani DLP'de şu an halihazırdaki ihtiyacı da karşılayabilmek için üretimler devam ediyor. Yakın zamanda da bu ürünü yine bünyemize katmış olacağız. Sorular geliyor sana. Ben okuyayım Engin Hocam. SSL inspection yapabiliyor mu? HTTPS trafiğinde araya girebiliyor mu? İstersen Mavinci IQ'ya geçelim. Oradan evet. SSL politikası üzerinden. Arama yapılandırmasında. Evet. Burada oluşturduğumuz bir sertifikamız var bizim. Generate ettiğimiz. Bu sertifikayı network'ünü korumak istediğimiz bütün cihazlara yüklüyoruz ve bunun için bir sertifika politikası tanımlıyoruz. Burada Mavinci IQ sizin için giden trafikte client görevi görüyor, gelen trafikte server görevi görüyor ve bu sertifika kuralı sayesinde SSL inspection yapabiliyoruz. Dolayısıyla HTTPS trafiği de taramış oluyoruz. Rica ederiz. Başka sorumuz var mı acaba? Biz sorumuzun sonuna dönelim o zaman. Evet.
Gördüğüm kadarıyla başka bir soru gelmedi. Aynen, sorularımız bitti sanıyorum. Daha doğrusu başka bir soru olursa siber dağıtım ve mavici bir isim olarak her zaman istediğiniz şekilde sorularınıza cevap verebiliriz. Başta da bahsettiğimiz gibi Türkiye distribütörümüz Siber Bilişim Dağıtım AŞ. Bütün taleplerinizi bu kanal üzerinden iletebilirsiniz. Engin Bey, Alperen Bey, çok teşekkür ederiz. Anlatımınız çok güzeldi. Katılımcılarımız da sağ olsunlar, sorularıyla renk kattılar. Verimli bir webinar geçirdiğimizi düşünüyorum. Kaçırdığınız bölümler olursa YouTube kanalımızda olacak. Dediğim gibi aralıklarla yazdık zaten sizlere de. Yüklendiğinde biz sizlere bilgisini ileteceğiz. Kaçırdığınız bölümler olursa oradan telafi yapabilirsiniz. Yine bir talebiniz olursa bizlere ulaşabilirsiniz. Her zaman destek sağlamak isteriz. Webinarlarımız ilerleyen zamanlarda diğer yeteneklerimizle beraber devam edecektir. Zaten bu konu hakkında Siber Dağıtım ve Sevgi Hanım eşliğinde sizlere lanse edilir. Yakın zamanda da bir etkinlik planımız düşünülüyor. Sizleri de orada görmek isteriz. Yakın zamanda onda duyurulusu yapılacaktır. Sabrınız için teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir webinar olmuştur. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. Katılımınız için teşekkür ederiz. Engin Bey, Alperen Bey, sizlere de çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz desteğiniz için. Tüm Sibel Dağıtım ailesine de buradan selamlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman herkese kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere diyelim. Evet, herkese iyi günler diliyoruz, iyi çalışmalar. İyi günler.